Öncelikle herkese iyi günler diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 2018-2019 sezonun başlamış bulunuyoruz. İki dönem Erzurum'da kamp yaptık. 27 Haziran'da kamp çalışmalarımız başladı. 22'sinde takıma izin verdik. İki dönem, birinci ve ikinci dönem kamp olarak Erzurum'u seçtik. Şu an ligi hazırlıklarımızı kendi evimizde, kendi tesislerimizde devam ediyoruz. Malumunuz, işte stat konusu nerede oynayacağız, nasıl olacak gibi bir karışıklık vardı. Bu da netliğe kazandı. Lig maçlarımızı bu sezon Yenikent'te oynayacağız. Eryaman Stadı bitene kadar, bittikten sonra da Eryaman'da oynayacağız. 19 Mayıs Stadı bitene kadar, herhalde 2-3 yıl değil mi Kuna Bey? Yani bu tahmini 3 yıl. 2021 yılına kadar maçlarımızda Eryaman'da oynayacağız. Burada transferler konusunda hepiniz sormak isteyeceksiniz. Şu ana kadar bir 6 tane oyuncu aldık. Bütün bu yaptığımız transferleri kulübümüzün bütçesine uygun, burada başarılı olacağına inandığımız, daha önceden bildiğimiz, tanıdığımız, takip ettiğimiz oyuncular vardı. Bunları transfer etmeye çalışıyoruz. Bazılarını ettik, bazılarını transfer edemedik maalesef. Bazıları çeşitli nedenlerden dolayı, bunların detaylarına girmek istemiyorum, başka kulüplerle anlaştılar. Türkiye'de yaşanan bu kur farkından dolayı bütün kulüpler zor durumda. Futbolcu transfer etmek çok kolay bir şey değil. Bugün hepiniz takip ediyorsunuz medyada. Türkiye'deki şampiyonluk iddiaları, her sene ön planda olan takımlar dahi futbolcu almakta, transfer etmekte çok zorlanıyorlar. Biz de zorlanan kulüplerden bir tanesiyiz. Ama biz de bir anda futbolcu almak için değil, bize faydalı olacağına inandığımız oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Ligede az bir zaman kaldı ama sabırlı oluyoruz. Sabırlı bir şekilde bize faydalı, yine altını çizerek söylüyorum, faydalı olacağına inandığımız oyuncuları almak için sabırlı bir şekilde oyuncularla temaslıyız, görüşüyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bu oyuncuları transfer edip sezonu iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Kısacası benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani sizlerin bana söyleyeceğiniz sorular varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Buyurun. Ya transfer yaptık. 8 8 transfer yaptık. 8 tane değil. Alper'i biz genç maliyetsiz diye aldık. Onu biz yani herhangi bir kulübe kiralık vereceğiz yani. O bizim transferimiz ama yani biz kadroda düşünmüyoruz onu. Onu biz pişmesi için daha 2B PTT liglerine vereceğiz. Görmek için, yetişmek için yani. Yani eksikliklerine bundan sonraki santrafor mevkisini düşünüyoruz. Orta sahaya düşünüyoruz. Defansa düşünüyoruz. Yani biz 4-5 tane daha oyuncu alacağız buraya. Bu mevkilere oyuncu aldığımız zaman daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Kolay değil. Yani kulübün şartları ortada. Hepiniz biliyorsunuz bunları. Bir taraftan transfer yasağımız var. Bir taraftan mali sıkıntılar burada bitmiş değil yani. Ama sağ olsun başkanımız, yöneticilerimiz, dostlarımız, hep beraber herkes var gücüyle, var gücümüzle çalışıyoruz. Bu şartlar altında biz lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz yok mu? Var. Bunları da işte bir an önce giderip lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. İyi bir şekilde ne zaman başlanır? Yine 4. 5. haftadan sonra bizim yükselişimiz olur. Çok net söylüyorum. Çünkü biz 27'sinde sezonu açtık. Takımın %80 elimizde yoktu yani. Yine bir tane iki oyuncuyla başladık. Yavaş yavaş işte o geliyor, bu gidiyor. Şimdi yabancı yurt dışından oyuncu almanız kolay değil yani. Oyuncuyla anlaşıyorsunuz, işi menajer bozuyor. Oyuncuyla anlaşıyorsunuz, eşi gelmek istemiyor. Bir de bu işin ekonomisi var. Bir de başka kulüplerle uğraşıyoruz. Diyorlar ki oraya gitmeyin, orada şu problem var, bu problem var diye
sürekli bizim imajımızı zedeliyorlar. Yani o yüzden de bayağı bir zorluk çekiyoruz. İnşallah bakalım bu yakın zamanda istediğimiz oyuncuları bir önce takıma kazandırıp iyi bir şekilde herkesin beklediği gibi muhteşem taraftarlarımıza iyi bir Ankara gücünü bu sene izletmek istiyoruz. Hedefimiz ligde kalıcı olmak. Bu sene zaten biz ligde kalıcı olarak iyi bir yerde bu ligi bitirirsek Ankara gücünün önü bu sezondan sonra açıktır. Bu kadar imkansızlıklar, bu kadar Türkiye'deki ekonomik şartları göz önünde bulundursanız Ankara gücünün bizim birinci hedefimiz borçsuz hale getirmek, herkesin koşarak gelebileceği bir kulüp haline getirebilmemiz, başkent tarihi bir kulübünü hak ettiği yere gelmesi için yaşanabilir, iyi futbol oynayan, borcu olmayan, kendi kendini yönetebilen, kendi ayakları üzerinde kalabilen bir kulüp, bir takım haline getirmek istiyoruz. Birinci hedefimiz bu. Bir taraftan bunlarla mücadele etmek, bir taraftan da bu takımın ligde kalıcı olmasını sağlamak. Tek hedefimiz bu. Buyur abi. Hocam, başarılar diliyorum yeni sezonda. Görülen bir tablo var ki, geçen senekinden daha zor. Zorluklar ve problemler artarak devam ediyor. 2 saat önce TSYD turnuvasının 52.sinin kura çekimi için TSYD Ankara Şubesi'ndeydik. Bu turnuvanın bile oynanamama ihtimali var. Böylesine büyük bir sıkıntı var. Hala Yenikent'te çok ciddi sıkıntılar var. Ankara'cı çok ciddi problemlerle uğraşmanın yanında kent olarak da çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Geçen senede hemen hemen buna benzer problemleri konuşuyorduk ama bu seferki lig daha farklı olmamız gereken bir lig. 6 yıl sonra biz bu lige döndük ve büyük bir heyecan var. Herkes neler yapacağımızı merak ediyor. Ben hakikaten siz problemler hakkında yeterince bize bilgi verdiniz. Fazla da açmıyorsunuz ama çok ciddi Türk futbolunun, Ankara gücünün herkesin problemi var. Ben bu oyunu ne kadar doğru oynuyoruz, nerede yanlış yapıyoruz? Özellikle 2018 Dünya Kupası'nı seyrettikten sonra düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Ankara gücünün içinde bulunduğu durumdan hepimiz haberdarız ama yine de sizin detaylara gireceğinizi tahmin etmiyorum ama nedir bu kaos Türk futbolunda? Biz bu oyunu nerede yanlış oynuyoruz? Nerede yanlış yapıyoruz? Yani bir lig öncesi bunların konuşulmaması gerekir. Daha başka duyguları paylaşmamız gerekiyor. Hele Ankara gücü ile ilgili o kadar özlemle bekledik ki biz bu ligi. Ama biraz önce geldik, sayın yöneticim de var, başkanım da var. Biz 52 yıldır oynayacağımız turnuvayı oynayamama veya başka bir şehre gidip oynama gibi bir ayıpla karşı karşıyayız. Yani Ankara gücünün belki ilk hafta maçında da yani Galatasaray maçında yetişmemesi tabii. Konuyla ilgili biz dün hocamı bilgilendirdik, bilgisi var. Bu statla ilgili, evet. Yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili. Yani neden gelin, bunları konuşuyoruz biz? Neden planlar bir, var? Altyapı sorunumuz. 2 istikrar, 3 doğru planlama yapılmaması. Türk futbolunun bana göre 3 tane ana nedeni. Şimdi bir futbolcu istiyorsunuz. Santrafor. Yerli bir santrafor alalım Türkiye'de. Var mı? Hepinize soruyorum. Bana bir isim söyleyin. Siz söyleyin. Bir tane vardı. Beşiktaş bizden aldık işte. Var mı? Uzun yıllarda bir santrafor yetiştiremiyor bu ülke. Peki. Stoper arıyoruz. Veya bir kanat yer. Var mı? Çok sayılı. Onun da maliyetleri burada. O zaman demek ki bizim bu kadar Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan bir ülke olmamıza rağmen futbolcu yetiştiremiyoruz, üretemiyoruz. Birinci sorumuz. İstikrar ne? Kalıcı bir teknik direktör, bir sistemin belirlesin. Kulübün bütçesiyle beraber 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl çalışması lazım. Ama Türkiye'de iki mağlup oldu mu o hoca gitsin, Ahmet gitsin, Hasan gelsin, Mehmet gitsin. Değil mi? İstikrar yok. 3 doğru planlama yok. Hangi oyuncularla gideceksiniz? Ben de bugün buraya 20 tane oyuncu doldurabilirdim. Var mı? Yok. Olmayan bir şey doldurup
Kulübün zaten yeterince geçmişten gelen bir yükü var. 3 ayda bu kulüp, isim vermeyeceğim, Süper Lig'de kasasında para olup da sonra küme düşen, bir anda da 200-300 trilyon borca giren kulüpler gibi de olabilirsiniz. Ama biz, burası tarihi bir kulüp. Biz yönetimle, başkanımla bir anlaşma yaptık. Burayı temizleyeceğiz dedik. Yola çıktık. Biz böyle yapmıyoruz. Adım adım gidiyoruz. Sabırlı gidiyoruz. Ha, yolda biz sendelemeyeceğiz mi? Sendeleyeceğiz. Eğer biz bir ekipse, Ankara Gücü'nün başarısı için herkes sabırlı olacak. Herkes bu takımı, başkanına, yönetimine, teknik heyetine, futbolcusuna sabır gösterecek, destekleyecek. Bu kulüp ayakta kalacak. Aa, iki maç öyle oldu, böyle oldu diye girersek olmaz bu işler. Onun için üç tane anadilini ben size söyledim. Bu, budur yani. Buyurun. Hocam, 19 Mayıs'ların atmosferi malum yani. Geçen sene de siz bunu yaşadınız. Güzel bir atmosfer oluyor taraftar, futbolcu, diyaloğu falan. Şimdi yeni kente geçecek takım. Takım içinde bu nasıl yansıdı? Yani bir aydır burada çok yoğun tartışmalar var ama takım içinde bu nasıl yansıyor? Yani biz burada oynadığımıza şükrediyoruz Ankara'da. Afyon'da oynasaydık ne olacaktı? Bu işin bilimi var, psikolojisi var, zihinsel yorgunluğu var değil mi? Evet. Ortada bir maç oynanacak. Yani biz Ankara'da oynadığımıza şükrediyoruz yani. Biz günlerdir, haftalardır hep beraber ne mücadele verildiğini şimdi burada anlatmak istemiyorum yani. Yani öyle bir noktaya geldik ki biz Erzurum'da kamp yaptık, biz hazırlık maçı yapamıyoruz işte. Çünkü nerede oynayacağımız belli değil. Şu anda benim en az 3 tane hazırlık maçı yapmam gerekirdi. Yapamadık. Neden yapamadık? Nerede oynayacağımız belli değil. Adresimiz belli değil. Afyon'da mı oynanacak? Afyon'da oynayacaksak o zaman oraya gidip kamp yapmamız lazım. En az orada 1-2 maç hazırlık maçı yapmamız lazım ki takım oraya bir uyum sağlasın. Orayı sahiplensin, orayı benimsesin. Şimdi buraya geldik, burada hazırlık maçı yapamıyoruz. Şeyde işte, no, Sincan'da bir maç yapmayı düşünüyoruz. Yani öyle bir ucuca geliyor ki burası yani en üst seviye. Bu işlerin aylar öncesinden bu planlamaların yapılması lazım. Yapamadık mesela. İşte spor özelleri için tamam biz oynayalım. Ankara'nın işte bu her yıl düzenlediği çok önemli bir turnuvadır bu, organizasyondur. Biz olmak isteriz dedik yani, oynayalım dedik biz. Yani Sincan'da da olsa oynayalım, fark etmez. Bir maçta olsa oynayalım dedik biz. Ondan sonra ama başka kulüpler işte çeşitli nedenlerden dolayı oynamak istemiyorlarmış falan. O da bizim sorunumuz değil yani, biz oynamak istiyoruz. Biz söyledik yani, biz ben dün gece de söyledim yani Spor Özel Derneği Başkanı yani bir maçta olsa biz Ankara Gücü olarak oynayacağız dedik, oynayalım dedik yani Ankara'nın şeyi için, bu prestiji için, spor özelliğinin prestiji için ben oynayacağım dedim. Dün akşam bunu söyledim yani. Sizin için en ciddi prova bu olması gerekiyor. Evet. Yani çok önemliydi yani hazırlık maçı takvimine baktığımız zaman. Yani bu bile planlayalım. Bu olabilir ama biz daha tam olarak oyuncular da yani bize yapabileceğimiz transferler de gelmediği için çok fazla bizi yani gene de bir öngörüdür. Gene de bir şeydir yani bir referanstır. Lig öncesi. Lig öncesi bir referanstır. Doğru. Ama biz kesinlikle oynarız dedik. Oynayacağımıza taahhüt ettik. Yani bir maçta olsa biz oynayacağız dedik yani. Yani abi senin dediğin gibi bu 52. düzenlenecek olan TSE'de Ankara turnuvasını hocamız diyor ki hem spor yazarları için hem bu geleneği devam ettirmek için dört takım olmasa da ben bir tek takımla Sincan'da oynarım diyor, yaparım. Bugün konuştuk bunu, sıkıntı yok orada yani. O oynanacak Ankara'da. Buyurun. Hocam, hazırlık maçı oynamadığınızı belirttiniz ama en azından transfer ettiğiniz sporcularınızın İlhan Mert'e yorulmuş performansını anlayabilirsiniz. Birlikte onların Ankara'yı taşıyacak kapasite olduğunu anlayabilirsiniz. Ankara'da şimdi yaptığımız çalışmalarda antrenmanlardaki ortaya koydukları performanslarından memnun. İşte bazı oyuncuları geç geldi. Mesela El Kabir geç geldi. Yunus Muhtarı geç geldi ama El Kabir'in yani baktığınız zaman özellikleri farklı bir oyuncu. Biraz kilo vermesi gerekiyor. Şu anda iyi durumda. Onun biraz zaman ihtiyacı olacak. Diğerleri iyi durumda. Mesela Bifuma iyi. Antrenmanda bir darbe aldı. Şu an birkaç gündür antrenmanlara çıkmıyor. Pinto iyi durumda, Yalçın iyi durumda, yani baktığınız zaman Fatih iyi durumda. Aramıza katılacak yeni arkadaşların da ben bu takıma katkı sağlayacağına inanıyorum. Onun için oyuncularda özellikle bekliyoruz, ısrar ediyoruz. İnşallah
Yine geçen sene olduğu gibi bu sene de sezonu en iyi şekilde bitirebileceğimizi düşünüyorum. Eğer bu oyuncuları aramıza katabilirsek tabii ki. Süper Lig takımlarında hep bir yurt dışı kampı görmeye alıştık. Bu sene sırf Erzurum'da yapılması Erzurum tesislerinin kamp yerinin çok güzel olmasından mıydı? Maddi durumla mı alakalıydı? Yoksa hazırlık maçı planlamanıza orası mı daha uygun geldi? Yurt dışına gitmeme nedeni mi? Yurt dışına gitmeniz için bir, önce tam takım olmanız lazım. Biz Erzurum'a giderken bir oyuncumuz vardı elimizde. Bir. İki. Tam takım olmadıktan sonra ben yurt dışına kamp yapmak için, gösteriş için mi gideceğim? Hazırlık maçını kimle oynayacağım? Bunlar büyük bir soru işareti. Benim ülkemin de Erzurum Avrupa'dan geri kalır bir yanı yok. Maddiyatla ilgisi yoktur. Gidip görmenizi de tavsiye ederim. Özellikle sorduğunuz için. Bir gidin görün bakalım. Orada sahalar nasıl? Muhteşem sahalar, oteller. Biz gittiğimiz otelde Göztepe, Akhisar, Alanya biz kaldık. Diğer otellerde de Konya, Antalya, Rize, Erzurum, bütün Süper Lig takımları orada kalıyorlar. Tabii ki yurt dışına gitmek isteriz. Takımı bir moral motivasyondur. Maç oynama açısından, maç organizasyonları açısından, takımın birbiriyle uyumu sorunu ve uluslararası arenada futbol oynamanın takıma vereceği özgüven açısından bunlar önemli şeyler. Ama önce sizin bir tam olmanız lazım. Bir tam olalım ki biz hazırlanalım, yurt dışına gidip maç da yapalım. Bu söylediğin seneye olur inşallah. İnşallah. Tamam mı? İnşallah seneye olur. Başka soru sorun. Hocam Erzurum'daki maçı ben izledim. 2-2 biten maçı. Aşağı yukarı geçen seneki sistem ve dizilişle oynuyor diyebiliriz Ankara gücüne. Aşağı yukarı öyle gördüm. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bir de Galatasaray maçıyla ilgili bir görüşlerinizi alalım. Yani 17 gün kaldı. Gerçi biraz zaman var ama o maçla ilgili de bir görüşlerinizi alabiliriz Galatasaray. Geçen sene şampiyonuyla oynayacağız. Evet, geçen sene şampiyonu. Biz de bir alt ligin şampiyonuyuz. Evet. Hazır bir takım sonuçta. Özgüveni yüksek bir takım. Türk futbolunda Galatasaray futbol takımının yeri belli. Biz de Süper Lig'e yeni çıkan bir takımız. Biz daha kendi kadromuzu, takımımızı kurmakla meşgulüz. Ama Galatasaray takımının oynadığı hazırlık maçlarını, geçen seneki oyun felsefesini biliyoruz. Ben Fatih Özel'i biliyorum. Yani gücümüzün yettiğince, elimizden gelen en iyi bir şekilde mücadele edip ilk maçımızdan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz tabii ki. Erzurum'daki maç söylediğim gibi işte bazı oyuncuların ufak tefek sakatlıklarından dolayı hemen hemen geçen seneki kadroyla maça çıktık. Oyun felsefesi bizim belli ama rakibe göre haftalıkta değişebilir. Bugün Dünya Kupası'nı kazanan Fransa nasıl futbol oynadı sizce? Ne yaptı? Bana bir anlatır mısınız? Geçen sene sizin oynattığınız futbola benzer bir futbol oynadı. %60-70 bizim oynadığımız gibi oynadı, evet. Değil mi? Sadece onlar değil ama. Baktığınız zaman Brezilya'da, İngiltere'de, Belçika'da. Yani topu kaptırdıkları zaman hep beraber takım savunmasını önde tutuyorlar. Topun karşısında bekliyorlar. Değil mi? Evet. Yani bunun bir tık, iki tık önünde olan takımlar ne yapıyor? Önde top becerisi fazla olan, yaratıcı ve üretken oyuncuları, dünya çapında oyuncuları olduğu zaman birazcık daha öne doğru oynamaya çalışıyorlar. Çünkü neden? Onların çok üst düzey, yaratıcı ve üretken oyuncuları oldukları için onlarla sonuca gitmeye çalışıyorlar. Bunu elinde olmayan takımlar ve kulüpler ne yapıyor? Fiziği ön planda tutarak, kompakt oyun felsefesiyle mücadele ederek sonuca gitmeye çalışıyor. Fransa elinde bu kadar üst düzey oyuncular olmasına rağmen bunu yaptı. Mesela Giroud, bir şut atmamış, golü yok, şampiyon oldular. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey olsa eyvah. Şampiyon oldu, santraforun golü yok, şutu yok. Ama bir sistem var. Değil mi? Evet. Bir örnek size. Küçük bir anekdot. Başka? Galatasaray maçı Ankara'da olmasa ne vermek istersiniz? Sorun ama. Yani geçecek miyiz? Ankara'da oynayacağız inşallah. Ankara'da oynayacağız hocam inşallah. Yetişir mi diyorsunuz yani içerimizde? Yani şimdi detaylarla ilgili Sayın Başkanımız zaten çalışma yürütüyor, takip ediyor. Yani o onun vereceği cevabı biz vermeyelim. İblis ertelenecek mi o şekilde mi? Şimdi, yani, işte, biliyorum yani detaylı bilmiyorum ama Sayın Başkan bu konu üzerine yoğunlaştı. Tamamen Sabahattin Bey de bu konu üzerinde çalışıyor. Hocamız da zaten Hayrettin Ekstra bu konuyla ilgili çalışma yürütüyor. Yani biz Ankara'da oynayacağız. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara Gücü Ankara'da oynayacak dedi. Herhalde bu sözde yerde kalmaz. İl illerde gereğini yapar diye düşünüyorum.
Hocam bu sezon çok net bir isteğiniz vardı. Taraf tribün dışında, taraftardan, yönetimden, yani Ankaralılardan, ligin tek Süper Lig takımıyız. Büyük bir heyecanla, merakla beklenen bir... Ali abi şimdi bizim başkanımız, yöneticilerimiz de işte hedeflerimizi söyledik. Bu kulüp yaşanılabilir. Her sporcunun koşarak gelebileceği, kimseye ihtiyacı olmadan kendi ayaklarına kalabilen, nasıl ki Türkiye'de bir Başakşehir örnek değil mi? Evet. Bir Altınordu. Şu anda bir biraz çıkışta olan işte Sivas, borcu olmayan örnek kulüpler bunlar. Küme düştüler, daha güçlü çıktılar. Tamam mı? Biz de böyle bir model, Başakşehir gibi kendi ayakları üzerine kalabilen, adım adım hedefine ilerleyen, borcu olmayan, kendi kendini yönetebilen örnek kulüp olmasını istiyoruz. Başkent takımının, başkentin tek takımı Süper Lig. Örnek bir kulüp olmak istiyoruz. Bu yolda hedeflerimizi adım adım başkanımızla, yöneticilerimizle gerçekleştirmek istiyoruz. Aynı zamanda da işte zorluklar yok mu? Vardır. Bu sene ligde inşallah kalıcı oluruz. Kaldığımız zaman zaten sponsorluklarla, ekstra gelen gelirlerle bu kulübün borcu seneye çok az olur veya azalır. Önümüzdeki seneden sonra da Ankara Gücü'nün önünün çok açık olduğunu düşünüyorum ben. Altyapıya dikkat çekecek misiniz? Son yıllarda Ankara Gücü'nün altyapı üretiminde ciddi bir azalma var. Ben de takip ediyorum hocam. Altyapının olmamasını yokluğunu hissetmiyorsunuz şu anda. Yani altyapıda 3-4 tane futbolcu takım o şeye onlar zaten için... 5 tanesi sürekli bize idmanlar. Merak etmeyin. 5-6 tanesi bizde idmanlar. Ne zaman çıkıyor. O kadar iyi göremedik de hocam. Ondan dolayı söylüyoruz. Yani bir aydır bizde kamptalar yani. 5-6 tane. Öyle bir şey var mesela. Bakın Altay genç milli kalecimiz. Bütün Türkiye onu konuşuyor. Sağolsun hocamız altyapıdan bir kaleci daha aldı. Büyük bir ihtimalle. Biz de profesyonel yapacağız. Bir kaleci daha. Yani zaten 5 tane oyuncu çalışıyor. O 5 oyuncu sabit kalmıyor. Sürekli mesela altyapı hocalarıyla irtibat halinde alıyor, bakıyor, gelişimlerine katkı yapmaya çalışıyor. Ona önemliyor hocam zaten. Ama bu altyapıda problemlerimiz yok. Üretkeniz anlamına gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani. Altyapının, şimdi dedim mi, sadece Türk futbolun sorunu Ali abi. Dönüp aynı yere geliyoruz. Yani şimdi biz kendimiz neyiz ki altyapıyla ilgili? Biz var olacağız ki yukarıda altyapıda varlığını yükseltmemiz lazım. Önce biz var olmalıyız. Yani. Önce biz bir kalmalıyız. Biz bir nefesleneceğiz ki onlara da nefes verelim. Biz nefeslenmeden oraya dalarsak ne olacak? Hep beraber nefes kalacağız. Ali abi, şeytan taşlamaktan ibadete vakit bulamıyoruz. Olayın özeti bu. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş çözmemiş gibi sonuçta yani. Hocam, taraftar çok yoğun bir şekilde transfer soruyor ama isim verme durumu var mı hocam? İsim vermiyorum çünkü çok isim verdiğimiz zaman farklı yerlere gidiyor, işimizi bozuyorlar. Yani bilmediğiniz çok konular var. Yani onun için biz bayağı bir mücadele ediyoruz. Birinin ismi çıktığı zaman hemen başka kulüpler işi bozuyorlar. Onlarda para yok, şöyle böyle yasak var, stat yok. Herkes bunu bilsin yani neyle mücadele ediyoruz. Çok zor şartlar altında mücadele ediyoruz gerçekten yani. Başkanımız, yöneticilerimiz, bizler burada. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geliriz. Geçen seneki olduğu gibi. Bu sene çok zor bir yıl olacak bizim için. Ama bu zor yıl inşallah üstesinden de geleceğiz yani. Gelmek için buradayız zaten. Hocam geçen sene de bir 4. haftayı işaret ettiniz. 4. haftadan sonra çıkış oldu. Yine bir 4. hafta dediniz ama. Neden? Aynı çıkışı bekleyelim mi? Yani belki puan olarak böyle 12'de 12 bir istikrar olmaz. Ama takımın oyun olarak, sistemi olarak ligdeki alınan puanlar ortalaması olarak onu düşünebilirsiniz 4. 5. haftadan sonra. Bunu neden söylüyorum ben? Hala oyuncu yok elimizde. Bu gelen oyuncuların hazırlanması ne demek? En az 4-5 hafta. Arkadaşını tanıyacak, fizik yükleyeceksiniz, ligi tanıyacak. En az 4-5 hafta. Bu ara lig başlayacak. Şimdi bugün bir oyuncu gelse, 2 hafta sonra oynatabilir miyiz? Oynatamayacağız. Onun için onu söylüyorum ben. Oturması, fizik olarak, felsefe olarak, taktik olarak, birbirlerini tanıması anlamında, Türkiye Ligi'ni tanımaları anlamında. Belki bu 6. 7. haftadan sonra da olabilir yani. Ama benim kendi şeyim 4. 5. haftadan sonra yavaş yavaş bu takım oturur bayım. Allah'ın izniyle. Şeyi de açıklık getirelim de arkadaşlar şimdi hocamız lig biter bitmez kendisi yurt dışına gitti. Yardımcılar da gitti. Bütün ligleri hemen taradılar. Hani Ankara Gücü taraftarını heyecanlandıracak. Hani dediğimiz o havaalanı muhabbeti var ya havaalanında taraftarı heyecanlandıracak bir transfer gelecek falan diye. Hocamız bizzat kendisi görüştü.
oyuncuları da ikna etti Türkiye'ye girmeye ama söylediği gerekçelerden dolayı bu transferler gerçekleşmedi. Bizim havaalanı olayı da böylelikle yapmış oldu. Dün hocamızla konuştuk. Yine belirlediği isimler var. Dedi ki buna böyle hiçbir isim vermeyelim. Oyuncu gelsin, imza yazsın, taraftarlarımız görsün dedi. Yani bu anlamda da anlayış göstereceğinizi ümit ediyorum. Hakikaten sıkıntıya gidiyor. Yalnız biz bir Vassel faciası yaşadık. Havaalanına böyle bir tecrübemiz var. Evet. Dilerim böyle bir transfer yaşamayız. Daha hala onların bedelini ödüyoruz. Aynen. İşte onu diyor, hocam onu diyor ya işte. Yani bu transferlerin gecikmesi bu yüzden zaten. Hocam, hem taraftar hem gazetecilerin ortak hem fikri olduğu nadir konulardan bir tanesi transfer isimlerinde şu kadar yüksek İsmail Hoca'nın bildiği vardır konusundaki insanların duyduğu rahatlık. İsmail Hoca mutlaka bir transfer yapıyordur. O konuda da ben de çok güveniyorum. Ama şöyle bir problem var, bunu Mehmet Başkan'a da sordum. Geçen sezonun son kısımlarında siz de dert almıştınız. Maddi konulardaki sıkıntılardan, futbolcuların paralarını verememekten, primleriyle idare etmekten. Şimdi Süper Lig'deki futbolcular biraz daha jetonla çalışan oyun makinesi gibi yapıyorlar. Jetonunu atmayınca biraz takılık yapıyorlar, sıkıntı yapıyorlar. Ki Evka Bir örneğini, siz yeni transferiniz Evka Bir Gülal'ı bildiğim için söylüyorum. 2 ay parasını alaması sıkıntı yaratabilecek bir futbolcu tarzında. Öyle bir korkunuz, endişeniz var mı? Bir de rakamlar da yükseldi, primler de yükseldi, maaşlar da yükseldi. Normal her seviyenin gelirleri yükseldiği gibi, evet. Aslında bizim kulübün için gelirleri yükseldiğine göre oyuncuların da gelirleri yükseliyor. Bu seviyenin oyuncuların gelirleri farklı, bir alt ligin farklı, bir alt ligin daha farklı. Valla ben inşallah olmaz diyorum, olacağını da düşünmüyorum. Ama siz de takdir edersiniz ki bu kulüp nereden buralara geldi? Halen büyük bir mücadele veriliyor. İnşallah. Söylüyorum ya, herkesin burada destek olması lazım. Yani medyanın, taraftarımızın, hepimizin burada bir özveride bulunmamız lazım bu sene. Yani ne yapıp yapıp biz ligde kalmalıyız, kalmayı başarmalıyız. Kaldığımız anda zaten seneye oturmuş bir kadromuz olur. Öbür sene belki bu kadar değil, birkaç nokta transferle daha az borçlu, dediğin gibi Avrupa'da kampını yapabilen, herkesin isteyerek, koşarak gelebileceği bir kulüp haline gelmek istiyor. Ama bu sene hepimizin hep beraber bir ekip çalışmasıyla bu takımı desteklememiz gerekiyor. Yardımcı olmamız gerekiyor. Sizlerin bizlere, yönetimimize, futbolculara, herkesin yardımcı olması gerekiyor. Çünkü tek takımız. Tek kaldık. Onun için sizden ricam biraz daha hoşgörülü, sabırlı bir şekilde futbolculu, teknik heyeti, yönetimimizi desteklemeniz yani. Başka türlü zaten başarı gelmez bu. Hiçbir yerde gelmez. Sabır olmazsa, hoşgörü olmazsa, destek olmazsa olmaz yani. Hocam, yolculuğun çok zor ve zahmetli olduğunu hepimiz görüyoruz da siz de gerçekten neredeyse 2. yıla gidiyorsunuz. Çok büyük bir mesai veriyorsunuz. Çok büyük bir özveri. Çok farklı problemler var. Evinizi buraya taşımayı düşünüyor musunuz? Bu süreç önemli bir süreç. Biraz daha kalıcı olması gereken işler var. Eşimle konuştum ya, ailemle de oğlumun ve kızımın okulundan dolayı, yoksa getirmeyi düşünüyorum yani buraya ama ikisinin de okulunun olması, bir de annemiz rahatsız olduğu için, yaşlı yani bakan edemiyor, bizimkilerle beraber iç içe olduğu için ondan dolayı şey yapamıyoruz. Yani bu sene de herhalde böyle idare edeceğiz. Yoksa onlar da istiyordu, ben de istiyordum. Ama dediğim gibi aile içinde böyle kendimize göre şey yok yani, hem çocuğum Emre hem kızım okuyor falan. Okul saatleri farklı. Emre bir de futbol oynuyor. Ayrıyeten annesi gidip onu işte antrenmanda bekliyor, eve götürmesi gerekiyor. Annemizin evde hasta olması, yaşlı falan böyle. Böyle bir kendi içimizde bir düzen var. Onun için bu sene böyle idare edeceğiz yani. Şimdi Emre'nin hocam, sağ sorunu çözüldü mü peki hocam? Antrenman yapacak sağ sorunu. Kimin? Emre'nin. Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin. Antrenman sahası Emre işte Akademi U15'te oynuyor yani. Orada sahaya onlar da... Çevriliyorlar. Aynen öyle. Şimdi hocam Ali abi biz hocamızla konuşuyoruz. En çok sıkıntı çektiğimiz bölge biliyorsun geçen sene taraftarların deyimiyle sol bek ya. Emre'yi transfer edeceğiz sol bek'e. Ondan sonra evi getireceğiz inşallah. Erzurum'da kampıydı bizde. Evet. İşte beraber. Başka soru selam var mı arkadaşlar? Mevcut oyuncularımız yani Erzurum kampından sonra hiç devam edecek mi yoksa... Aramızdan bazı ayrılanlar olabilir. Ekstra gelecek oyuncularımız var. Ama performansını
yeterli görmediniz. Kendisinin de başka kulübe gitmek isteyeceği, oynamak isteyebileceği oyuncular olursa böyle... Netleşen bir isim şu an için? Şu an yok böyle bir netleşen. Belki bir iki birkaç oyuncu olabilir. Onlarla da zaman içerisinde zaten konuşarak bu sorunu içimizde hallederiz diye düşünüyorum. Hocam çok soru soruyorum da, antrenmanlar, basın toplantıları böyle bir konsept düşünüyor musunuz? Açık olacak mı? Gene şey yapabiliriz yani iki haftada bir böyle bir antrenmana sizi davet edebiliriz. Bir böyle röportaj, bir yarım saat falan bir görüntü alabilirsiniz yani onu yapabiliriz. Tutuyor yani. Ali abi bu antrenman sahasının arkasında bina var ya. Evet. O binayı tadilat yapılacak. Oraya bir basın odası yapacağız. Yani fotoğrafınızı çekebileceksiniz, antrenman izledikten sonra haberinizi yapabileceksiniz. O hocamızla beraber istişare ederek mi planladık? Röportajlarınızı, hocamızla, oyuncumuzla orada gerçekleştireceğiz. Orayı herhalde bir aya yetiştiririz diye düşünüyorum yani. Orada olacak o iş. Yani orada gelip idman da izleyebilirsiniz. Size ait bir yer olacak orada. Yağmur yağdığı zaman ıslanmayacaksınız. Kapalı alanınız falan da olacak. Hepsini düşündük. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.